Yeryüzünde bir kısım canlılar var ki hem uçarlar, hem yüzerler, hem de yürürler. Üstelik bu varlıkların her birisi muhteşem bir sanat ve tasarım harikasıdır. Halbuki insanoğlu henüz hem uçan, hem yüzen, hem de yürüyebilen bir araç yapamamıştır. O zaman ister istemez aklımıza şu sorular geliyor. Bu güzel ve harika canlılar hangileridir? Nerede yapılıyorlar? Bunların sanatkarı kimdir? Bu canlılar, yeryüzünün sulak yerlerinde yaşayan kuğular, ördek ve kazlardır. Bu hayvanlar, şekil ve renkleri, estetik vücut ve simetrik kanatlarıyla görenlerde büyük bir hayret ve sevgi uyandırırlar. Bize bu hayvanların hangisi daha güzeldir diye bir soru sorulsa hemen cevap veremeyiz. Çünkü hepsi de birbirinden güzeldir. Zarif, uzun, kıvrımlı boyunları, bembeyaz tüyleri, son derece alımlı yapılarıyla bir güzellik abidesidirler. Yumurtadan çıktıktan birkaç saat sonra yüzebilecek şekilde programlanan bu hayvanlar, sularda ağır ağır süzülüşleri, baş çevirişleri ve kanat katlamalarıyla Yüce Rabbimizin bir sanat harikasıdırlar. Ördeklerse göz alıcı renkleri, yassı gagaları, aytak yürüyüşleri ve başlarını hafifçe yana yatırarak bakmalarıyla bir sevgi ve güzellik timsalidirler. Perdeli ayaklarla doğduktan hemen sonra yüzecek şekilde tasarlanan bu hayvanlar, ölçülü ve simetrik yapılarıyla Allah'ın varlık ve birliğinin en güzel delillerindendir. Kazlara gelince hem suda yüzebilen hem de geniş ve uzun kanatları, hafif fakat sağlam iskelet yapılarıyla uçarken yıldızları pusula yapan zeki hayvanlardır. İşte ister kuğu, ister ördek, isterse kaz olsun, bütün bu hayvanları birbirine benzer cansız yumurtalardan rengarenk canlılar olarak yaratan, harika özelliklerle donatan, ancak sonsuz ilim ve kudret sahibi Yüce Rabbimizdir.